Türkiye'de miyiz? Kadın. Sırbistan'da mı yaşıyor? Sarışın, bomba gibi. Adriana Lima'da yapmıştı. Ama onun elbisesi Zeynep'in elbisesi gibi böyle uçuş. Şey. Yani bu fikri karlı. Ondan aldığıma göre Türkiye'de oynuyor. Neyi? Adriana Lima'dan sonra bu iyi bir cesaret diye düşünüyorum. Bir de buraya kapşonlu gelmiştin ya. Ondan bir şey daha demodesin. Senden daha cesur şu anda. Değilim yalnız. Onları elindeki git çanta, şöyle yürüyorsun ya. Elindeki yürüyüşüme laf edemezsin. Ona izin vermiyorum. Hayır yani üstündeki bu çirkin elbiseyle böyle yürüyorsun. Bence özgüvenin adı bu. Senin kadar değilim ama özgüvenli. Seninkini takdire şayan buluyorum gerçekten. Elindeki çanta, o kafandaki. Senin kıyafetin değil bir kere. O kafandakini Ayşenur takar ama onu da böyle giymez. Ya ben artık sizden çok sıkıldım yani. Yok öyle kıyaslamıyorum ama şunu senin bu yaptığını takar, ben onda düşündüm şey mesela. Kadınsı şeyler sana ait ama değil. Bu yok. Tip kafaya bir şeyler, metaller de Ayşenur'a ait olmamış. Değil. Sana olmamış. Neyin tartışmasındasınız ben anlamadım. Ay. Hayaller. Hani böyle bir şey. Bunda değil, ben Adriana'nınkini daha çok yüzü. Ya ilgilendirmiyor beni. Ya ben şu tam bayan ortaya geçsene. Şöyle bir gel. Tabii. Ben bir boyumun ölçüsünü almaya için karıştırmışım da. Tam ortada dur. Başka bir şeyde de böyle bir elbisesi var. Carla Star mı ne bu? Bir şey. Bak şu karşıya bak. Yüzünde dön Carla, şöyle. Evet. Karşı. Çok iddialı bir bayan. Evet. Hayır. Düskotos için eşi. Aa, ben Nihal'i daha çok mu beğendim ne? Teşekkürler Öykü Hanım. Fazla belki ondan. Ya yani her şey fazla oldu. Ondan. Ama o kadın zaten çok abartı. Ben onun hakkındaki şeyi daha yeni öğrendim bu arada. Efendim? Bayan olduğunu yeni öğrendim. Türkiye'de oynayan bir futbolcunun eşi aynı zamanda Beşiktaşlı. Tamam Çiğdem, taktın kadına. Bayağı kıskanmışsın belli. Yo, niye kıskanayım ki? Çok beğeniyorum. Sen de işte beğendiğim o için sen de beğenemedim iyi. O yüzden. Çok onu beğendiğim için. Buradan görüyor musun? Öykü Hanım beni beğendi ya. Benim öyle zor beğenirim öyle. Çok havalı kadınları çok severim ben. Öyle çok yakışır öyle. Yakışanı çok severim yani. Hayır, konu dahilinde ben. Öyle kıskançlıkları addetmem. Beğenerek, imrenerek bakarım açıkçası. Yani bilmiyorum yani. Neyi yakıştıramadım? Ben sadece elbisenin kumaşı sebebiyle bir sinirlendim. Yaptırdığım yere. Yani ne? Zeynep'e söylüyorsun. Dalgıç kumaş değil canım, söyledim. İstersen bak. Sendi değil mi? Ne o? O üzerindeki sendi kumaş. Ve ben sendi elbise giydiğim zaman bile, çift kat yapıyoruz biz onu. Sen ona bile dalgıç diyordun. Kendin giydin. Ki ben bunu kınamıyorum. Giyebilirsin. Ay, dökümlü, benim çok sevdiğim bir kumaş. Olur da bak şöyle bir şey var canım. Bu dalgıç kumaş değil. İkincisi dalgıç ben değil. Zaten evet. İçeride sinir harbi yaşadım. Çünkü ben sert bir kumaştan siyah bir elbise istemiştim ve yakaları bunun benzeriydi. Ama gelen buydu ve ben zaten sinirliyim yani. Galada mağdur. Galada diktirdiğin aynen. Yer mi? Galada Nihal diktirdiğin işte. Yeri Nihal mi? Ben çok beğendim bu arada. Aynı anda konuşmasana. Gerçekten şey ben yorum yapıyorum ya, çok özür dilerim. Ben gerçekten çok beğendim. Keşke o saçının içine sünger mi var? O olmasa. Hayır, o çok saçlarım yüz var. Saçın. Ya o çok uzatmış. O olmasaydı, düz olsaydı ben beğendim yani. Farklı. Nihal. Elbiseni o galada diktirdiğim evet. Bildiğimiz kişiler mi yaptı? Hayır. Hı. Tamam o zaman. Çünkü onlar yapsaydı farklı diyecektim de o yüzden. Kumaşını görmeden, kumaşını görmeden dikiş yapılmıyor. Kumaşı gösteriyorlar. Böyle bir kapşonlu onu yapan kişi mi yaptı? Hayır. O da değil. Bu yeni mağduriyet o zaman. Ona mı benziyor? Yeni bir mağduriyet bu o zaman. Öyle mi? Ya mağduriyet de değil de yani pek istediğim gibi çıkmadı ama üstümdekilerden oldukça memnunum yani kendimi iyi hissediyorum. Yani o çantayı zaten sevmiyor jüri üyeleri, biz de takıyoruz ama hadi o püsküllüsünü eleştire, niye taktın eleştire, bitiremedi. Şimdi? Çantasız çıkacaktım ama size saygısızlık etmek istemediğim için bu çantayı aldım. Çok saygılı oldun şimdi. Evet canım ya. İçeride de göster saygını o zaman, ettiğin lafları kulağım duydu yan odadan. Yo, ettiğim lafları çok gayet ayıp, oraya geliyoruz. Duyuyor. Çok ayıp laflar ettin, hiç yakıştıramadım. Ay sen sana. Mi diyorsun bunu ya? Kendinden kaç yaş büyük adama bağırıyorsun. Duyamam. Sen mi diyorsun bunu? Tamam. Beni burada ki emekçi yani orada. Ya. Burada benim arkadaşım dediğim ay. Bir insanla aramdaki tartışma ki. Ben onu kırdıysam o da beni kırdı. Neler evet. Söyledin kadına ya? Ne dedi? Ayıp. Önemli değil. Peki. Ayşegül. Ben yani kendi. Pardon Ayşegül, ben artık mikser lakabımı Çiğdem'e devrediyorum. Evet.
Ben sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Sen burada beni sürekli eleştiriyorsun. Yok işte copy paste yapıyormuşum, bir yerlerden bakıyormuşum. Ben anlatmaktan yoruldum. Nasıl derler, dilimde tüy bitti. Sen bunu söylemekten yorulmadın. Ne diyorsun şimdi? Neden o zaman birilerinin fotoğrafını kopyalayarak ya bir şeyler yaptırmaya çalışıyorsun? Benim söylemek istediğim şuydu. Herhalde sen de bir moda ikonu, bir bu konuda yetkili bir kişi olmadığına göre modadan çok anladığını. Seni görmüyorum kendimi. Aynı sen kendin buraya çıktığında diyorsun ki ben modadan şekilde anlamıyorum, giyinmekten anlamıyorum diyorum. Diyorsun, benim modaya ilgim var. Modaya ilgim var ama giyinmeyi bilmiyorum gibi bir şey söyledin geçen gün burada. Ben bir şey soracağım, hangi söylediğine cevap vereyim? Anlamıyorum hangi dedi mevzuya cevap vereyim? Bu kopyalama mevzusuna mı ona mı? Aynı şey. Şöyle çıkıyor söyleyeyim, ben senin sadece birini kopyaladığını düşündüm. Senin gibi mesela. Ay ben. Soldaki mesela ben falan. Duruşumu düzelteyim. Zincir. Ne diyeceğim? Sağdaki sen. Öykü Hanım gelir misiniz? Kendimi çok çıplak hissediyorum. Ay saçlarım da çıkmış. Ya söylemek istediğim şu ki sen birini kopyalıyorsun ve kendim yaptım diyorsun. Ben kimseyi kopyalamıyorum. Ama ben ama bu fotoğrafı ben attım zaten, anladın mı? Bu derece ya bu dürüst ve cesur olduğuma inanıyorum ve beni ki eleştirdiğin şeyi haklı çıkarmıyor Nihal. Sen burada sadece birini kopyalıyor. Allah Allah. Üstünüz. Aynı zamanda dinleyebiliyorum canım ya. İki işi sen aynı anda yapabiliyorsun mesela insanları. Diyorsun ki ay 25 yaşına gelmişsin hala moda dergisi karıştırıyorsun. Yani kusura bakma ben, şu kıyafeti. Ben lafı nasıl anlamış? Bak güzel. Sen Ezgi'ye diyorsun ki modadan anlamıyorsun. O kız nasıl diyeyim moda okulu bitirmiş. Şey sanki bir dur bak, bir dur bir şey ben söylüyorum. Seni dinlemeyeceğim çünkü seninle sen 25 yaşına kadar nasıl bir tecrübe edinmiş olabilirsin ki? Ya da konuşamıyoruz. Çünkü okulunu sen da okumamışsın. Ben ne alaka dedim yani. Ben araya giriyorsun, seninle konuşmayacağım. Gülşah mesele nedir? Mesela, ne oldu? Ufak bir şey, sadece ben biraz kırıldım hani bana karşı söylediği bir kelime. O kadar. O da elbisesine sinirliydi galiba. Ne o kadar? Ne oldu? Ne dedi? Anlamadım. Bir şey istedik birbirimizden. Aa işte bir dakika, ben zaten 5 dakika var. Ne istedin? Efendim? Sen mi istedin? Ya o da benden istedi, ben de ondan. Hani evet, var mı tamam. Son dakika bir değişiklik yapacaktık. Olmayacak bir şey mi istedin? Hayır, sadece Allah aşkına tırmalatma, anlatır. Hayır, ha, ben anlatmak şu istemediğim için belki de Öykü Hanım. Anlat, sen anlat, iki taraf da anlatacak. Yani o dedi ki 2 dakika sonra vereyim dedi. Ben dedim ki 4 dakika sonra bizi alacaklar. Benim de acil bir durumumdu. Evet. O da şu an veremem dedi. Bayağı bir sinirli cevap verdi. Ben de tamam istemiyorum dedim. Hayır, bayağı bir sinirli cevap vermedim. Benim zaten hayır, ama sen gergin misin? Ben evet. Sonra sen de ondan sonra ben de tamam istemiyorum dedim. Anlatsın. Odadan çıktım. Tamam. Çünkü sevdiğim biri, bir de bayağı bir küçüğüm. Ben çıktıktan sonra söyleniyordu. Ben de kırıldım, sustum. O da bir dakika sonra sustu, o kadar. Söylenmiyordum. Zaten sen söylenerek çıktın. Mevzuyu uzatan da sendin. Ay ben sana çünkü ben zaten konuşmadım. Stresliydim Öykü Hanım. Çünkü şöyle ki ama herkes stresli. İki tane olabilir Gülşah. Ben senin gibi insanlar stresliyken başlarında darlamıyorum. Bu ayrıca bir olay sonrası bir patlamaydı. Bunun bir birikmişlik kısmı var. Sen bunu sürekli yaptığın biriken için ne? Ve ben sürekli seni kırmak istemediğim için ya şöyle bir yani bencil olduğunu düşünüyorum bazı noktalarda. Ben bencil belki ağır ben kaçabilir. Ben mi bencilim? Evet kesinlikle. Çünkü orada benim elbisem yok. Daha ne giyeceğim belli değil. Sen bir çorabın peşindesin. Ben sana dedim ki tamam Gülşah'cığım böyle vereceğim. Ve evet vereceğim dedim. Sen hala 2 dakika var. 2 dakika var, verir misin şimdi? Ya diyorum daha elbisem yok, bir saniye ondan aramam lazım. Ondan 2 dakika lazım önce benden istediğin şeyi anında verdim mi makyajımı bırakıp? Bir şey tek cevap istiyorum. Tek bak, cevap ondan sonra konuyu olaylar takıyorum. Olaylar aynı değil. Ben kalkıp bir şey verdim mi? Ben sana ne zaman bir şey istedin de vermedim ben ya. Ben bir şey oldu, ani ben bir şey oldu. Ben ne zaman bir şeyimi kıskandım burada? Ben ne zaman bencillik yaptım? Her zaman bunu tamam yapıyorsun. Ya bu yarışma konusunda her zaman öyleysen, benden daha hırslısın. Bak öyleysem okay tamam. Ama benle bir daha bu konuşuda sen hep konuştuğun için. Ben böyleysem okey. Dediklerin hepsini kabul ediyorum. Dediklerin diğer kelimeleri de yutuyorum. Sen benden bir şey söyle, ben de sana 10 bin kişi yardım ediyor demeseydin ben orada öyle bir kelime kullanmazdım. Ben öncesine sonrası olarak konuşuyorum. Ufacık bir şey söyleyeceğim evet ama insanlar sabahtan beri evet seninle niye ilgileniyor? Bir gün önce söylediğim olay yine devam. Her şeyin eksikti. Her şeyin. Çorabın Cidan eksik, montun eksik. Geliyorsun bir yerlerinin dikilmesi lazım. Çünkü yayına çıkamayacak. Mecburen ilgilenilmek zorunda. Ben dün bundan bahsettim işte. Hep eksik geliyorsun buraya. Ben hep eksik mi geliyorum? Ben bir kere en ayrıntı bir şeylerin kombinle gelirim. Geliyorsun. O da tamdır.
Yani 40 yılda bir olsa anlayış gösterilir ama. Başarılı olabilirim ama her zaman bir kombinim vardır. Terslik yaşadım. Çünkü kıyafetim dikiliyordu. Taksiyle geliyordu ve bizim yayına girmemiz gerekiyordu. O yüzden İşte insanlar ilgileniyor, sendeki lafı da bundan kaynaklanıyor. Yoksa herkes de ilgileniliyor burada. Bir şey soracağım, en azından ben senin gibi benimle ilgilensinler diye ağlamıyorum ya da arkada terör estirmiyorum. Sadece çaresizliğimi dile getirmiyorum bile. Görüyorlar, o kadar tatlı insanlarla çalışıyoruz ki. Görüyorlar ve ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama ben susuyorum sadece. Konuları algılayın, sen şu an Güşra dediğim kelimenin peşinde misin? Alın şu kadını götürün, istemiyorum buradan, ne demek sen? Sen pardon, dediklerimizi karşılaştırırsak sen bayağı bir üstlerdesin ya, zirve senin yani, anladın mı? Yakınından bile geçemem. Evet, alın şu kadını dedim çünkü daha kötü şeyler söyleyebilirdim. O hareketini çok bencilce buldum. Çünkü ben orada panik halindeyim. Orada bana onun arkadaşım, yani buradaki yakın olduğum insanlardan biri, aynı durumda o olduğunda daha önce olmuştu. Ben yanına i̇şte gidip öyleydi, teselli böyleydi. Etmeye çalışmıştım. Demek ki ağızdan kötü laflar çıkabilir değil mi? Bazen çorabı kontrol edemeyiz. Ben sana vermiştim, sonra ağızdan demem, çıkan demem, laflara demem. Üzülebiliriz. Ben bunu yaşıyorum. İnsanım ya, ben hata da yaparım. Özürümü de dilerim. Sinirlenebilirim de, mutlu da olurum, ağlarım zaten. Da. Herkesin verdiği bir tepki var burada. Zor duruma düştüğü zaman, bir çıkmaza girdiğinde verdiği tepkileri kontrol edemiyor olabilir. Nedir yani sen her şeye böyle yorum yapıyorsun? Robot muyuz burada biz? Özden. Ben de kulisteydim kavgaları esnasında ama onlar tartışır geri barışırlar. Çiğdem'in bu konuyu buraya taşıması, ikisi açmamışken ben bunu çok iyi niyetli bulmadım. Ve Çiğdem, Nihal'in söylediği kelimelere sinir anında burada kullanıp örnek verebiliyoruz, bunu demişti diye söyleyebiliyoruz. Senin söylediğin söylediler. Kelimeyi burada kullanamadığımız bir kelime ya, karşılaştırdığımızda cidden sen zirve yapmış, zirveye bayrağını da dikmiş oluyorsun. Yani ikisinin açmadığı konuyu sen niye açıyorsun? Hı-hı, İkincisi, Nihal şeyler. Sürekli arkada bir şey hayır, bizim yapmadığımız bir şey. Nihal arkada sürekli bir şey isteyen bir kız değil. Kombinleri tam gelir, artı biriyle gelir. Çünkü emin olmadığı gene, için. Gene savunması avukatı konuşuyor şu anda. Ama ben olan bir şey konuşuyorum. Zaman, ben seninle bir dakika. Ben seninle pişti olacağım zaman ben Nihal'in yedek kıyafetini kullandım. Burada yine Ayşenur'la pişti olmuştum da hani geçmişten örneğimiz de var, anladın mı? Nihal sürekli arkada bir şey isteyen bir kız değil. Çevir. Sen telaş içerisindeyken anladığım kadarıyla Gülşah'ta acelem var. Kendi kıyafetini tamamlamak istiyor. Senden çorap istiyor. Öyle mi? Evet. Sen de diyorsun ki görmüyor musun? Hayır, ben problem hiç var. Kötü bir şey söylemedim. Hatta yalnız da değildim. Kamera arkasından bir arkadaşımız daha yanımdaydı. Şey dedim, hani 2 dakika bekler misin? Hani çünkü deniyorum ve gerçekten hani ne giyeceğimi bulamadım falan. Zaten bir üzgün ses suratım oldun, var. Tamam. Triplerdeyim. Hani 2 dakika bekler misin? Ayşenur diyorum ya. Gülşah. Şey dedi direkt böyle, hani ben olsam böyle yapmazdım, işte versene, hadi bak dolabına falan. Verdi böyle cümleleri çorabı? Sıraladı. Ben de bir dakika diyorum, hala sıralamaya devam ediyor. Sinirlendim, dolabımdan çıkardım, verdim. Tamam istemiyorum, bilmem ne tribüne girdik ki bu bir günlük olay değil. Ben Gülşah'ın ne zaman böyle bir sıkışma Gülşah, durumu attın olsa. Gülşah çorabı attın mı ürüne? Geri verdim, evet. Attın mı? Attım. Onun anlattığına kadar doğruysa. Ya ben ya yalan söylüyorsam, pardon, doğruyu yok, konuşmuyorsam doğrusunu tamam. Anlat Güşe. Atmadın mı çorabı? Tamam, attım. O attım zaman diyorum. Ben söylediğimi kabul ediyorum. Ve şu anda da bu bir günlük olay değil. Sen tamam, sürekli bunu yapıyorsun. Ne diyorum? Tamam. Bak, yapıyorsam konuşmazsın, bu kadar. Okey. Konuşmayayım. Bir daha seninle konuşmam bu lafın üstüne ben. Bence de. Kendi çıkarların için beni gayet kolay bir şekilde gözden çıkarabileceğini düşünüyorum. Az önce ettiğin laftan sonra da zaten seninle muhatap olmam, bu son konuşmamızdı, bu kadar. Gülşah, var mı söyleyeceğim bir şey? İyilik yap, denizat. Şimdi siz yarışma başlamadan önce de görüşüyor muydunuz? Tanışmıştık. Ben tamam, benim görüşüyordunuz. Çok sempatik bulduğum da, bir insandı. Tamam, sosyal hayatta da bir aradaydınız. Demek ki bir arkadaşlığınız var. Ha şimdi yarışmada bir şeyler değişti. Neden? Başka dinamikler girdi devreye. Gülşah ciddiye alıyor olabilir. Sen hayatını bunun üzerine kurmuyorsun. O bunun üzerine kuruyor. Ya bu açıdan bakarsan. Hayır, öyle yansıtacak o zaman Öykü Hanım. Hani ben sizi çok seviyorum. Sen benim kardeşimsin. Ben sana her türlü yardımcı olurum diye. Ama bu şekilde bir tavır gördüğümde. Yarışma yokken hiç bunun izlerine rastlamadın mı? Hiç yaşamadın mı böyle bir şey? Hayır, çok samimi değildik. Burada çok samimi olduk ve ben Gülşah'ı gerçekten seviyorum. Ama çünkü böyle bana
plansız geliyordu. Ama mesela bu tür bencillikleri beni deli ediyor. Çünkü ben bunu normal bir arkadaşıma bile yapmıyorum ya. Sinir krizi geçiriyorum orada. Bir çorabın peşinde, tüm kombini hazır. Çorabın peşinde miyim? Yani orada miyim? Beni gerçekten Gülşah. Bir iki kat daha üzdün, anladın mı? Zaten kıyafetim yok. Bak al. Zaten kıyafetim yok orada, hani zaten tedirgin olduğumu herkes görüyor. 2 dakika beklemeni söyledim, sadece 2 dakika. 2 dakika önce ben sana ne verdim? Ve bu sadece çocukluk bir anlık şu an bir yaptım. Şey değil şımarıklık. Gülşah. Şımarıklık. Şımarıklık falan da şımarıklık. Değil. Yanında zaten sana yardım eden vardı. Bana kaç kişi yardım ediyor? Sana aradığında telefonum mu açılmadı? Bir şey dediğinde yardım edeyim. Ya ben sen telefonumu sürekli Gülşah arayacak mı diye temelleri bakmak zorunda de değilim Gülşah. Temelleri de yıkıyorsun, üstüne de basıyorsun. Söyle. Bir saniye. Ezgi. Zaten. Ya burada hepimize bir ihtiyacımız saçma olduğunda sapan, bir şey oldu. O anda gazı aldı gidiyor. Acil bir durum varmış ama Gülşah'ın şimdi burada tabii. Bazı yarışma hırsıyla, azmiyle diyelim. Bazı parçaları kendine saklama. Bu doğal aslında. Ayşegül'ün gittiği yer, biliyorum o parçaları, gidip iyi şeyler alıyorsun demesi. Yani kendine saklama hissi bencillik olarak şu anda Nihal'e yansıyor. Yarışmada arkadaşlık edinmiyor. Benim çok sinirlerim. Sakin ol. Zaten yani arkadaşlık ya da çok kısa sürede yıllar içerisinde birbirinizi tanırken fark edeceğiniz durumları bu kısa sürede arkadaşlık anlamında daha hızlı tanıyorsunuz. Arka arkaya gelince de daha yıpratıcı oluyor tabii. Düzelirsiniz, illaki düzelirsiniz. Gülşah tamam, sakin ol. Mevzu bir çorap değil yani. Anladım, birikmişlik. Çorap değil. Ya ben bunu gerçekten Gülşah'tan beklemezdim yani. Ben burada Ayşenur'la sabaha kadar tartışabilirim. Çiğdem'le, Ayşegül'le, bu beni hiç yaralamaz. Hani onların tavrını biliyorum, tarzını biliyorum. Göründükleri gibi ama Gülşah'ın bu tip konularda söylene söylene çıkıp da sanki sadece ben ona bağırmışım gibi göstermesi beni cidden sinirlerimi bozdu. Şu anda da sinirden ağlıyorum ya. Tamam, sakin ol. Gülşah var mı söyleyeceğim bir şey? Özden. Şimdi ikisinin ortasında kalan bir arkadaşım. Üçümüz çok vakit geçiriyoruz. Kombin yetiştirme derdiyle ikisi de sinirli bir şekilde kavga etmiş. Yani Nihal, Gülşah'ın seni ne kadar çok sevdiğini ben biliyorum. Sen olmadığında biz eve dönerken falan, yani seni ne kadar çok sevdiğini, hatta bir şey olduğunda hep koruyacağını bana da söylediğini biliyorum. Bence şu an gereksiz sinirlisin. Mevzu sevgi değil Özden. Hayır, biliyorum. Ne anlatmaya çalıştığını biliyorsun, biliyorum. Bak Gülşah'ın öyle huyu var. Mesela ortak birinden kıyafet kiralıyoruz. Benim kulağımda onun küpeleri oluyor böyle. Aa, bunlar ne kadarmış, ben bunları alacağım diyor. Gülşah benim kulağımda şu anda, alamazsın benim kulağımda diye ben de deliriyorum bazen. Tepkimi gösteriyorum. Nihal çok tepkilerini gösteremiyor. Hani böyle şeyler o dolmuş şu anda patlıyor. Onun patlamasını yaşıyorsunuz. Birbirinizi olduğunuz gibi kabul etmiyorsanız sevmiyorsunuzdur demektir. Ama bu kadar yani bir daha konuşmayacağım seninle falan yapmanızdan ben çok hoşlanmadım. Çünkü sen böyle şeyleri konuşan biri değilsin burada. Hayır, bizim o bunu söylüyorsa ben olmadı. Bir daha gerçekten Gülşah'la konuşmam yani. Yok ben... yani öyle bir şey demedi de. Yok, öyle söylüyorsa ben gerçekten ne zaten... Söylediği ne? Yani neye şu an sinirle birbirinizi bu kadar kırmanız... Dedi. Ben de bir daha konuşmamız lazım. Bence çocukça oldu Nihal, yapma. Ama o söyledi Öykü Hanım. Hani bir daha ben konuşmazsın. Zaten... O sinir anında söylenmiş bir şey. Ha, keza senin söylediğin de sinir anında söylenmiş bir şey. Peki biz konuyu anladık. Biz işin bu tarafındayız tabii ki. Ama bu platformda yine rakip olarak görüyoruz sizi ama dilerim en kısa zamanda toparlarsınız bunu. Büyütülecek bir olay yok Nihal. Eğer bakarsan. Sadece değer verdiğin değerin karşılığında yaşadığın bir hayal kırıklığı var. Ya evet, ben aynı duygu, bak şunu ben söyleyeyim. Aynı duygu şu anda Gülşah'ta da var. İkiniz de kendi açınızdan haklı görüyorsunuz. Burada dediğin gibi biriktirdiğiniz bir şeyler var. Zamanında tepkilerinizi verseydiniz bunlar olmayabilirdi. Bu noktaya gelmeyebilirdi. Ya ben sevdiğim insanların eksilerini göremem hiçbir zaman. Hani gerçekten büyük bir şey yaptığında o zaman çok üzüleceksin ya. Ama yani bu kadar gerçekten bariz bir şekilde yapıyor ki bunu ben fark edebilmişim yani. Öyle o kadar. O zaman üzülerek öğreneceksin. Böyle böyle. Hayat böyle çünkü. Senin iki katın yaşındayım belki. Ben de böyleydim. Hiç ama, göstermiyorsun. Ama öğreneceksin yani. Öğreneceksin. Çok fazla iyi niyetli, özverili olursan her zaman için suistimali açık olursun. Gülşah, var mı söyleyeceğim bir şey?
Tamam yeter ağlama sen de. Bu sizin özel arkadaşlarınızla ilgili bir şey. Hazır mısın? Hazırım. Toparlandın mı? Hı hı. Teşekkür ederim. Nihal Can'dan ayakkabı 100 lira, elbise ve başlık 1300 lira. Gel bir su iç. Ben tükendim, sen tükenmedin orada. Ah, teşekkür ederim Nuray'ım. Bilseydim daha önce ağlardım. İyi ki oldu, yanında geldin. Daha iyi görebilirim seni. Yorum şöyle bırakayım, yaparken. Çok teşekkür ederim. Çünkü... Beğendiniz mi yoksa? Şimdi nerede kopya çektin bildiğim için ve tam kopya tanıdığım için Sırp bir şarkıcı kendisine. Ne diyebilirim sana? Zaten orada da beğenmedim ben. Ben gördüm önce de. Aynısı değil ama. Aynısı da değil. Ama bu daha berbat bir halin. Ay yine ben. Yani kötü kopyası. Ben beğenmiş. Yazık ettin. Bak ben mesela fikri de bile beğenmedim. O kafadaki şey kılıç yani eksik sadece. Ben sevmedim zaten üzerindeki aldı giydi şey Yelena şeyine. Kombinin, elbisenin, kafın aksesuarla eldivenlere kadar hiçbir şey beğenmedim. Yanlış bir örnek aldığını düşünüyorum. Üzerindeki elbise ve kafadaki diktirdin zaten. Evet diktirdim ama kumaşının bu olmaması gerekiyordu. 1300 TL verdin üstünde. Daha vermedim ve bir kısmını vermemeyi düşünüyorum. Buradan ilk açıklamam. Ben her zaman beğenmesem bile öderim. Kesinlikle bu konuda her zaman emeklerinin karşılığını alırlar benden. Ama şu an hani bu bence bunun bir açıklaması yok. Bu kumaşın böyle olmaması gerekiyordu. O yüzden yarısını ödemeyi düşünüyorum. Çünkü sen resim gösterdin herhalde ve sana bunu tespit etmişler. Evet. Hayır, resmin aynısı olmayacaktı yani. Zaten. Hani çok abartıydı falan, daha farklı bir şey olacağını ben biliyordum. Ama kumaş bu değildi. Yani anladım, kumaşın şeyde yanlış. Tam başındaki şeyi çok beğendim. Bu kadar beğeniyorsan, bu kadar uzun bırakmamalısın. O da öyle bırakmıştı. Hayır, hiç. Onun da öyle değil. Bir resim görebilir miyiz tekrar? Yani onun zaten kafada yapışık. Kafanın tam şeyin olarak. Tam zıttıymış ya. Senin yani sanki bir kafa daha üstünde var. Yani beğenmedim. Olmadı. Elbise tek başına o kafadaki şapka neyse siz hariç güzel elbise olabilir. Kötü elbise değil. Ama yanlış bir seçim, tercih. Beğenmedim. 5. O kadar diyorsunuz. O kadar. Merhaba. Gülşah. Bir gelir misin? Nihal'in yanına. Şimdi içeride dönen konunun hakimiyim. Az çok biliyorum. Bana geldi detaylar. Sizin dışarıda ne kadar samimi iki arkadaş olduğunuzu ben biliyorum. Hatta Özden, Nihal, Gülşah. Çok samimisiniz ve sen çok anaç yaklaşıyorsun ikisine de biliyorum. Gerginlik anında hazırlanırken böyle neler oluyor, neler yaşıyoruz? Ben de, Nur da, İvana da hepimiz yani. Hele siz daha gerginsiniz ki büyük bir yarışın içindesiniz. Böyle şeyler olur. Çok normal. Böyle ufak bir sebepten böyle bir daha seninle konuşmayacağım, bir daha sana selam vermeyeceğim, böyle için çıkarak ağlaman, senin burada ağlaman falan bence çok gereksiz. Gülşah al. İyi. İyi arkadaşsınız siz. Bu kadar keskin cümleler yakışmıyor size bence. Arkadaşlığınıza yakışmıyor yani. O yüzden tatlıya bağlayalım bu aranızdaki şeyi.
sen büyüklük göster, sen küçüklük göster. Uzatmayın çünkü siz dayanamazsınız ben zaten. Ben konuşmak istememiştim zaten Kemal Bey. Biliyorum ben. Ama özel de öyle bir sıkıntısı varsa ben bana gelip konuşmasını isterdim. Sen benim burada ağladığım seninle konuşmak tamam, istemiyorum bak, dedim. Ben tamam. Burada konu yapmadım bile. Konuyu ben açmadım biliyorum. Bile. Yemin ediyorum biliyorum, ben onu bak, bırakın kardeşimle ben ayrı görmedim. Konuyu tatlıya bağlamaya çalışıyorum. Çünkü sizin birbirinize ihtiyacınız var. Hepinizin. Böyle ufacık bir çorap yüzünden ya bu kadar... Mesele çorap değil. O geçer. Tavır. Tavır mesele. Ama sen hadi de mesela çok tatlı değildin. Sen de değildin olayda. Ben açmak istemedim. Tamam ya, biliyorum. Açmadınız. Açmak istemedin. Şu an kapatalım. Barışın. Sonra içeri gittiğiniz zaman yatırırsınız masaya, tartışırsınız konuyu. Her şey burada zaten içini kusur. Burada, burada da rahat konuşamadık. Yine de konuşulmaz. Burada... Benim de konuşmak istemediğini söyledin Gülşah. Neyse ona yakışır, o 20 yaşında daha Kemal Bey. Yani genç, hayır, bir de her bana şeyi yaşıma bağlamayın. Tamam, biz... Gerçekten. Bak bana yakışmaz diyorum zaten. Alo. Burada bu kadar büyük kan hıraç gözyaşlarından sonra bu konunun burada böylece bitmesini istemiyorum. Lütfen hatırım için barışın. Sonra tartışırsınız, illaki barışacaksınız. Ama uzun sürmesinin bir manası yok. Yani seviyorsunuz birbirinizi. Arkadaşım, şimdiki yaptığınız şeyler trip ama yani. O yüzden öpüşün, barışın. Bu konu burada kapansın. Elena Arın'ı sen söyledin zaten. Ben orada konuşmam bir daha, Gülşah konuşma benimle diye bir şey söylemedim. Sadece benim... Bencil dedin. Bana bencil dedim. Ben ondan sonra ben hiç bunu sana içeride de söyledim. Yakınlığım bu zaten. Kızgınlık anında böyle neyse şeyler söyleniyor. Unutun, kapatın. Sen de bana şımarık dedin içeride. Ama tamam, sen bak, şımarıksın. Rica ediyorum şey arkadaşlar. Lütfen. Mecbur değilim sizi burada böyle Nur, sen dinlemeye. De, sen de bir iki bir şey söyler misin lütfen? Özür dilerim. Efendim? Sen de bir şeyler söyler misin? Yani çocuk gibisiniz ya. Yani nedir siz? O kadar böyle bir fokus yaşıyorsunuz ki ne oldu size? Ne oldu size yani? Sen de Gülşah kanlı gözyaşları içindesin. Yani bakıldığı zaman üzüldüm. Ortadan konuşayım. O çok temiz kalpli bir kız yani. Biliyorum, o ben çocuk ondan yani üzüldüm zaten. Bak, tabii ki çok seviyorum. Çocuk derken küçük çocuk değil ama ya bu kadar da ağlama artık ya. Biliyorsunuz benim bir huyum var. Karşımda biri ağladı mı beni çok etkiliyor, çok üzülüyorum. Çünkü ağlamaya meyilli olan bir kadınım ben. Bak biz gerildik yani, geriliyoruz. Dakikalardır sizi izliyoruz. Ne olur bunu burada kapatın. Bari bizim gözümüzün önünde. Arkadaşsınız, yüz yüze bakıyorsunuz. Ki inşallah hani elenmezsiniz, gitmezsiniz yakın tarihte. Burada bir arkadaşlığınız var ve bunu herhalde dışarıda da sürdüreceksiniz. O zaman yüz göz olunuyor. Milyonların önünde sen bana bencil dedin, o ona çorabımı vermedi, o ona simitini aldı, o onun bilmem... Yapmayın lütfen. Bak sizden rica etti, benim hatırım için dedi. Ben de burada sizin bir büyüğünüzüm yani, çok büyüğünüzüm ben sizi. İnanın geriliyorum. Çok geriliyorum. Yani bir yerde anlaşırsınız. Bakın oturun, karşılıklı konuşun. Birbirinizle münakaşa edin, sonra sarılın, öpüşün. Ama burada sen bana bencil dedin. Bu nasıl bir ağlama şekli ya? Kiminiz öldü sizin? Yok çok başınız sağ olsun. Özür dilerim. Hadi. Allah aşkına. Konuşuruz, hadi öpün birbirine, zaten. Hadi barışın. Evet. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Yani sonuçta ben... Burada ne kadar tartışırsanız tartışın, mesela sen Ayşenur'la hiç anlaşamazsın. Ama arkada kikir kikir olduğunuzu görüyorum. Hani ya kimseye buradaki karşı şeyi arkaya taşımıyorsunuz, onun farkındayım. Ama siz arkada da çok can ciğerken burada bu kadar büyümesine anlam veremedim.